Ben Almanyalıyım dayı. Almanya. Hmm. Kardeşim de Manayim de. Almanlara çok benziyorsun ama. On okey mi? Kaç? On. On diyor sen ya. Sen bizi bak. Beni Almanya'ya götür. Neden Almanya? Bu çöpü nereye atacağım? Sarı kafayı görünce taksiciler bir umutlanıyor. Patron bana şunu şunu yap abicim diyordu. Atatürk Türklerin babasıdır. Su gibi git, su gibi gelmiş Sabahattin. Alman Julia Grener yıllardır Türkiye'ye düzenli olarak gelip gidiyor. Şimdi zamanının büyük bölümünü Ankara'da geçiriyor. Bana da Ankara'yı gezdirecek, Türkiye'de yaşamı anlatacak. Ben de merak ediyorum nereye gideceğiz. Merhaba Julia. Merhaba. Nasılsın? Nereden başlayalım geziye? Ya ben pazarları çok seviyorum. Dikme pazarına gidelim. Tamam hadi gidelim. Sosyal medyada seninle ilgili bir yorum gördüm. Biz Almanya'ya gitmeye çalışıyoruz, o Türkiye'ye geliyor diye. Neden Türkiye'yi seçtin? Türkiye beni seçti falan. yok şey derler ya, the grass is always greener on the other side. Yani hep komşunun bahçesindeki çimler daha yeşil. Belki o yüzden onlar oraya gitmeye çalışıyorlar. Ben de burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Ne Anton? Canan'ın harika oyunları. Var mı anlatacağınız bir şeyler? Çok pahalı ya. 600 lira tuttu dediniz. Bu bir haftalık alışveriş mi? Ne kadar gidecek? Bu herhalde bir aylık gider. Kesinizi merak edin. Julia'yla Dikmen Pazarı'na geldik. Belki Almanya'yla kıyaslayacağız fiyatları. Bakalım bizi neler bekliyor. Türkiye'de yaşanılmıyor. Hayat pahalı. Evet. Hayat zor zor. Kiralar yüksek. Almanya'da ne beklersin mesela? Yani Almanya'nın en azından parası değerli. Bizim paramız değerli. Mesela evet. Akrabalarımız var bizim Berlin'de. O taraflarda oturanlar var. Onların hayatı gayet güzel. Sakin işte orası daha çok yani. Çok aksiyon olmuyor. Her şey böyle rutinli gidiyor. Evet. Tam aradığım hayat. Güvenilir aslında. Tam aradığım hayat. Bekleriz o zaman yoluna şişe. Çok memnun oldum. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sana böyle vura vura seçiyorlar ya, o nasıl oluyor? Ne duyuyorsun böyle böyle yaptığın zaman? İyi. İyi demek. İyi. Ama ne ses olması lazım böyle? Küt, küt. Dolu dolu mu? Küt küt. Ha. Ulu ulu. Çöp. Şuraya atarız herhalde. Ya ben daha geçen bir video çektim. Yerlere çöp atmayın diye şimdi yerlere çöp atacağım. Arkaya atıyormuş. Gerçekten mi? Oraya mı atacağım? Evet, çekme şimdi bunu atarken. Linç eder. Çöp orasıymış anası. Hayırlı işler, çok teşekkür ederiz. Oo. Kuzu eti gibi lezzetli. Bayılıyorum ya, bu pazarlamanın dibi. Pazar. Alasım geldi şu anda. Yani evde patates var ama pahalı oluyor bence. Böyle bir alışveriş. Gördün abiyi, 600 liralık alışveriş yapmış yani burada. Evet. Hızlı bir şekilde gidiyor elden para. Seçip almak bizde hiç yok. Good morning, hello. Guten Morgen dedim abi. Almanca konuşuyoruz. Ama Almanmış ya dedim. Sen de Almanlara çok benziyorsun ama. Sen de var mı? Benim Almanya'da yaşamış 5-6 sene. Hadi canım. Şimdi, belki orada olmuş olabilir. Bilmiyorum var öyle tipin çok benziyor yani. Almanya'da hiç bu küçük salatalık yok. Hep böyle büyük oluyor. Tadı da olmuyor. Bundan çok güzel gibi. Çok lezzetli. Evet. Yani yer misiniz? Yerim. Ha, gerek yok böyle şey yapabilirim ya. Ha, tamam. Evet, çok güzelmiş. Bu kilo fiyatı değil mi? Aynen. Tane ile alıyoruz Almanya'da şeyi, salatalı. Ve bir tanesinin fiyatı böyle 1 euro 20 cent falan. Hayırlı işler, teşekkür ederiz. Siz nerelisiniz? Trabzon, Rize, Erzurum. Amerika. Amerika. Ama önce Trabzon, Rize dediniz, sonra hoşuma gitti. Hoşuna gitti mi oraya? Evet. İyi oralar güzel, Erzurum da güzel. Evet. Ben Almanyalıyım dayı. Almanya. Kardeşim de Manayim de. Seviyorlar mı orayı? Gelmiyorlar ki, orayı çok seviyorlar. Ha, demek ki ben öyle. Ben hiç sevmiyorum. Neden? Ben Erzurum, Karayazı'yı çok seviyorum. Oraya hiç gitmedim biliyor musun? Gideyim mi? Git git. Hava buz gibi. Bir karlar var 3 metre. Hadi canım. Kar kar. Ben zaten soğuktan kaçıyorum Almanya'daki. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kelek, bu teşekkür ederiz. İşte olmamış kabın ya, bana çok acayip geliyor. Biz Ankara esnafıyız. Ne kadar geldin? Abi 15, o 17 lira. 15 mi? 17. 10 okey mi? Kaç?
10. 10 diyor sen ya. Sen bizi bak o 13'ü bu 10 lira pardon. Neresin abla? Almanya. Hiç sevmedim. Hadi canım. Abla. Aa. Orada 10 gün kaldım. Hiç nerede kaldın? Havalimanı var bilirsin belki abla. Yabancı birisini yazıyor. Senin akrabaların güzel gezdirmemiş seni. Türkiye'ye kurban olun ya. Abla dur öyle. Nereye hele bir dur abla. Nasıl ya? Hele bir dur. Nereye gidiyor? Sohbet muhabbet. Yine bekleriz inşallah. Tövbe. Nasıl? Bana destek için orada dedi para yağıyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bu 500'lük, şu 500'lük, şu 300'lük. Ha, bak iyi ki bunu seçmedim. Ucuzundan aldım. Yine de pahalı ama sana. Tabii canım pahalı. Biraz yani. Kolay gelsin. Hasan dede üzüm. Hasan dede kim? Kafamda sorular. Kırıkkale'nin bir ilçesi Kırıkkale. Var. Hasan olan oradan ismini aldım. Peki dede nereden? Yaşlanınca dede demişler. Üzüm de onun herhalde ismini almış. Ha, ben de sizin bir akrabanız falan zannettim Hasan dede. Merak etmiştim. Teşekkür ederim. Oo daha da iyi bak. Boncuk fasulye. Ama boncuk çok tatlı değil mi? Boncuk İstanbul'da direkt insanlar gerilirler yani çekim konusunda. Kolay çekim yapamayız. Yok yapamazsın o kadar kolay. Gelirler direkt şey diyorlar işte vadiden izin aldınız mı? İşte bilmem ne. Burada insanlar çok güler yüzlü. Dikmen pazarından çıktık. Hülya bayağı şey aldı. Karpuz. Başka neler aldı? Kelek aldım. Avokado aldım Alanya'dan. Ondan sonra cranberry de aldım. Şimdi de biraz yoruldum. Hele sen bu kapusla çok yoruluyorsun. Bence vadide biraz dinlenelim. Tamam. Sonra Anıtkabir'e gidelim. Ne dersin? Oo, süper fikir. Aynen. Fransalar da özlemişsindir vatanını. Ben de hep Almanya'dan çikolata götürüyorum. İyi bir gubetçi olarak. Almanya'dan gelirken senden çikolata mı istiyorlar? Tabii Nussknacker. Hem de Nussknacker istiyorlar. Ben ilk başta çok şaşırdım. Çünkü bu en dandik çikolatası ya. Öyle mi? Yani böyle bir euronun altında alabildiğin böyle bir çikolata. Herkes bunu istiyor dedim. Bu nasıl ünlü oldu burada? Sonra anladım. Aa işte Almanya'da çalışan insanlar bunu getire getire en ucuzunu insanlara ona alıştırmışlar artık. Bu yaşarken kendini Türk gibi hissettiğin oldu mu? Geçen gün ben bir tane video çekmiştim kısa. Reels böyle çöp atmakla alakalı. Ve altına birisi şey yazdı. Burayı beğenmiyorsan git falan diye. Ben de şey yazdım, ben artık buralıyım diye yazdım ve o kadar çok içimden geldi. Türkiye'ye entegre olduğunu düşünüyor musun? Bence entegre oldum ya. Bazen 5 dakika geç kalıyorum falan sırf göze batmamak için. Ankara'da keçi ören diye bir semt var. Aha. Ben onu duyunca benim aklıma böyle ögü ören bir keçi geliyor. O yüzden hep kumiyi mi gidiyor? Ya da insanlar işte birbirine ay seni yerim, yerim seni falan diyorlar. Bana böyle çok garip geliyordu. Kafede çalıştım bir ara Türkçemi geliştirmek için. O aradaki patron bana şunu şunu yap abicim diyordu. Ben de bu insan niye bana abicim diyor yani ben onun nasıl ben onun abisi miyim falan böyle şey oluyordum. Siz de kullanıyor musunuz izleyenler? Yulia ile birlikte Anıtkabir'e geldik. Ben de uzun yıllardır buraya gelmiyordum. Onun sayesinde tekrar buraya geldiğim için mutluyum. Hadi gidelim o zaman. Etkileniyorum yani büyüklüğünden. Ama beni en çok etkilenen şey söyleyeyim mi? O taşlı yolda, taşlar böyle birbirine uzak ya. Onun özellikle insanlar kafalarını eğerek yürüsünler diye yapıldığını duyduğumda ne kadar mantıklı dedim. Ve burada yani her geldiğimde o kadar çok insan var ki ve hepsi böyle büyük bir sevgi ve saygıyla burada işte poz veriyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Onu görmek beni açıkçası duygulandırıyor. İşte yani Atatürk'e biliyorsun Kemal diyor Almanlar. Atatürk Almanya açısından yani modern Türkiye'nin, işte çağdaş Türkiye'nin, laik Türkiye'nin kurucusu olarak biliyoruz. Trenden çıktık. Duygulanmamak elde değildi. Simüm aktı valla. Ama yani çocuklar vardı. Herkes o kadar büyük bir saygı içinde orada bekliyor ki. Mesela benim için kadın olarak Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı Almanya'dan
bir nevi ve birçok Avrupa ülkelerinden daha erken verilmesi, böyle şeylerle gurur duymamız benim açımdan normal gibi duruyor. Mecbur senin vaktin kalmadığı için Aşti'ye gidiyoruz. Evet. Artık seni uğurlayacağım. Aşti'yi de seviyorum ya, çok değişik geliyor bana. O yüzden seni yolcu edeceğim ben. Kimse taksi bulamıyor ya İstanbul'da. Ben bulabiliyorum çünkü böyle sarı kafayı görünce taksiciler bir umutlanıyor. Duruyorlar işte, beni biraz gezdirmek istiyorlar. Aynen, o oluyor. Ama Ankara'da ciddi söylüyorum, öyle bir sorunum pek yok. Buradaki taksiciler böyle kazık atmıyorlar gerçekten. Aşti'ye geldik bu arada. Geldik. İsmi de çok tatlı değil mi? Aşti. Ne demek? Ne bileyim yani. Ankara şehirler arası otobüs. Büs terminali. I ne? İyi. Aşti'deki iyi. İşletmesi o zaman. İşletmesi. Evet. Ya Bahtiyar, biliyor musun, o benim gerçekten biraz travmam. Ben Almanya'ya geldiğim zaman ailem beni havalimanından pek almıyor. Genelde trene bindiriyorlar, yarım saat olduğu, yani 50 dakika falan bir mesafe. Ve o bana eskiden çok normal geliyordu ama sanırım biraz Türkleştim çünkü artık keşke alsalar diyorum. Bu teker biraz inmiş yalnız. Yolda kalırsan ya bana haber ver bak. Evet. Biraz şey var. Yolda kalacak mısın acaba, çok merak ediyorum. Hülya'yla günün sonuna geldik. Hülya Graner'in kendi YouTube kanalı da var, oradan takip edebilirsiniz. Ankara'yı ve Türkiye izlenimlerini orada anlatıyor her hafta. Evet, bakarsanız ne mutlu bana. Su gibi git, su gibi gelmiş Sabahattin.